Sağlığım için her şeyin bu bölümünde kadınlarda görülen önemli bir jinekolojik problem olan miyomların nedenlerini, tedavisini ve üreme sağlığını etkilerini konuşacağız. Bu konuda bize İstanbul Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Hande Akbaş bilgi verecek. Merhabalar. Merhaba Esra. Sevgili izleyiciler, eğer siz de miyomu olan kadınlardan biriyseniz, çocuk sahibi olmak istiyorsanız, bu konuda merak ettikleriniz varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. Miyom nedir? Miyomların görülme sıklığı nedir? Bir de özellikle miyom dediğimizde sanki hani orta yaş kadınlarda görülen bir problemmiş gibi zannediliyor. Gerçekten de böyle midir? Genç kadınlarda da miyomun görülme ihtimali var mıdır? Miyom, rahmin düz kas tabakasından kaynaklanan iyi huylu tümörlerine miyom denir. Miyomlar genellikle yani bakıldığında ailede mutlaka birkaç kuşak geride de olsa miyom hikayesi olan kadınlarda daha sık görülür. Dediğiniz doğru, üreme çağında özellikle kadının adet görmesiyle birlikte ufak eğer kökler varsa bunlar giderek büyüyerek fark edilir hale gelmesi orta yaşlarda olduğundan dolayı daha çok sanki orta yaşların hastalığı gibi anlaşılır. Ama hızlı büyüyen bir miyom söz konusuysa tabii ki 20'li yaşlarda da miyoma rastladığımız görülüyor. Miyomların genel olarak yaklaşımlarında biz kadınla ben hep bütün hastalarıma 6 ayda bir jinekolojik muayene öneriyorum. Bu sırada yaptığımız ultrasonla biz çok rahat miyom tanısı koyabiliyoruz. Miyomların çok farklı tipleri var. Zaten buna gireceğiz herhalde. Aynen. Biraz sonra tiplerini Evet. değerlendireceğiz. Şimdi ben şunu öğrenmek istiyorum. Her miyom belirti verir mi? Bir yakınmaya yol açar mı? Eğer bir belirti verirse ne tür şikayetlere neden olabilir bir kadında miyom ve bu yaptığı şikayetlerde miyomun yeri, büyüklüğü ya da sayısı gibi faktörlerin etkisi var mıdır? Kesinlikle haklısınız. Miyomların şikayet yaratması için bulunduğu yer ve büyüklüğü çok önemlidir. Bir kadın kendisinde bir sürü miyom olabilir ama hiçbir bulgu hissetmeden çok rahat yaşamına devam edebilir. Ya da tek bir miyom vardır ama inanılmaz karın ağrısı, aşırı kanamalarla doktora gitmek zorunda kalabilir. Bu neye bağlı oluyor? Genel olarak miyomların bulunduğu yer çok mühim. Kas tabakasının eğer dışına doğru büyümüşse çok büyük olduğu zaman yani 5 santimin üstüne çıktığı zaman genelde bağırsaklara, işte çevre dokulara bası yaparsa, idrar torbası da olabilir bu. Kadın ancak o zaman anlar hale gelebilir. Ne gibi bulgular yapar? Sık idrara çıkma yapabilir, kabızlık yapabilir, bir takım hazımsızlıklar yapabilir. Eğer kas tabakasının iç kısmında yani rahmin adet tabakasının atılan kısmında yer alıyorsa o zaman da aşırı kanamalar yapabilir. Bu tür yani rahmin iç tabakasına doğru yol alan miyomlarda genel olarak hasta daha erken teşhis alır. Çünkü aşırı kanamada her kadın çok hani bu konuda hemen doktora gitmeyi tercih eder. Diğer şeyler kabızlık, işte sık idrara çıkma Tabii. çok başka sebeplerle de örtüşebileceği için daha geç teşhis edilir. Ama o yüzden hani düzenli muayeneler bu konuda çok önemli. Rahmin iç tabakasına doğru olanlarda en sık dediğim gibi kramplı, pıhtılı kanamalar görebiliyoruz. Bu şekilde de atlamıyoruz. Bu kramplı, pıhtılı kanamalarda kadınları alarm durumuna geçirip bir jinekoloğa gitmeye teşvik ediyor dediğiniz Kesinlikle. gibi. İnşallah keşke hani halkımız daha böyle bunlar olmadan da gelse bize 6 ayda bir normal hiçbir şikayetim yok check-up gibi. O zaman hiç olmazsa bu şikayetleri de yaşamamış olur. İşte Ama bu pardon. verdiğiniz araya girdim, pardon. Bu Estağfurullah. verdiğiniz mesajlar sayesinde siz hekimlerin, jinekologların umarım bu bilinç oluşacak İnşallah toplumda. sayenizde de sağ olun. Özellikle rahmin iç tabakasında olanların hatta
hatta boyutları da mesela 1 santim olup aşırı kanama da yapabilir bu miyomlar. Diğerleri de ancak 5 santim, hani 10 santim olduğunda böyle karnında sanki hasta gebeymiş gibi şikayetler yaparken rahmin diş tabakası 1 santim bile maalesef bulgu yapabiliyor. Dolayısıyla bulgular da boyut dışında yerleştiği yerde de çok önemli bir sebep. Miyomları bulunduğu bölgeye ve büyüklüğüne göre anlattınız. Doğru. Biraz önce vurgu yapmıştınız, biraz sonra konuşacağız diye. Miyomların çeşitleri nelerdir? Çünkü miyom eşittir miyom. Hani toplumda bunun çeşidi olduğu çok bilinmiyor. Evet. Saplı miyom diye bir şey var. Bu tamamen rahmin dışında hakikaten böyle bir sapı olan. Onlar çok çıkarılması kolay ve en az bulgu veren. Tamamen tesadüf, böyle karında yer kaplayıcı bir kitle gibi. Hasta başka bir sebepten doktora gitmişken teşhis edilen son derece selim, iyi huylu miyomlardır. Rahmin üst tabakası subserozal dediğimiz kısımda olur. Demin dediğim gibi bunların büyüdükçe sanki gebeymiş gibi, hem rahmi büyütür hem çevre basılarından dolayı hasta sanki tümör oldum, kanser oldum diye korkarak karnım büyüyor diye doktora gelir. Tam intramural dediğimiz orta kas tabakasında yer alanlar daha geç fark edilir. Onlar da subserozal gibi daha geç bulgu verdiklerinden, ama o kadar subserozal kadar büyümesine gerek yoktur. Daha böyle 3-4 santimken bulgular başlar. Özellikle gebelik sırasında bunlar daha hızlı büyür. Erken doğum gibi bebeğin de hayatını tehlikeye atabilecek şeyler doğurabilir. Rahmin iç tabakasındaki submukozal miyomlarsa en sık adet kanamaları ya da nadiren hasta gebe ise düşüklere sebep olabilir. Şimdi şeyi soracaktım. Miyomlar neden büyür? Bazı miyomlar büyüme eğilimi gösterir diye. Biraz önce bunlardan birini cümle içinde söylediniz. Gebelik miyomların büyümesine yol açabilir dediniz. Başka hangi faktörler var? Esra, özellikle miyomları besleyen şey kadındaki doğurganlık çağındaki, üreme çağındaki hormonlardır. Bu östrojen ve progesteronun miyomu büyütme etkisi vardır. O yüzden zaten kadının adet görmesinden menopoza kadar herhangi bir yaş grubunda esasında miyom oluşabilir. Ama hani bulguların vermesi veya hastanın jinekolojik muayenelere başlaması belli bir yaşın üstünde olduğu için 25 ile 35-40 yaşlar arası en sık gördüğümüz yaşlardır. Türkiye ortalaması menopoz yaşı için 50-51 olduğu düşünülürse bu yaşlardan sonra giderek miyomlar artık daha selim hale gelir. Selim derken yani bulgu vermemeye başlar. Çünkü o büyümüş olan miyomlar menopozdaki östrojenin çekilmesiyle birlikte artık büyümesini kaybeder. Var olanlar da yavaş yavaş yıllar içinde kitle olarak küçülmeye başlar. Peki şimdi biraz önce miyomu tanımlarken sohbetimizin başında miyomların iyi huylu tümör olduğunu söylediniz. Şimdi iyi huylu bir tümör olan miyomlar daha sonra habisleşerek kansere dönüşür mü? Böyle bir risk bulunuyor mu? Miyom nadiren sarkomlarla karışabilir. Ama bir miyom miyom olarak başladıysa sonradan habisleşemez. Bu kesin. Sadece erken dönemde bir doktor bunu ilk kez ultrasonda teşhis ettiyse bunun büyüme hızı, büyüme hızının dışında başka organlarda herhangi bir sıçrama var mı? Bunlardan dikkat etmekte fayda var. Çünkü sarkomsa eğer bu hep en baştan beri sarkom olarak başlamıştır ve maalesef çok ciddi hayatı tehdit edici bir tümör tipidir. Ama dediğim gibi yani eğer düzenli doktora giden bir insansa bunun atlanması hemen hemen çok zordur. Hep zaten konuşmanızda düzenli doktor kontrolüne vurgu yapıyorsunuz. Bu çok çok önemli bir şey. Ama maalesef ki çevremde bile gördüğüm çoğu kadın maalesef jinekolojik kontrollerini hep aksatıyor. Şuna biraz da üreme sağlığı üzerine miyomların etkilerini konuşalım sizinle. Miyomlar kısırlık yapar mı? Bir şey daha diyeceğim. Hep miyomun yeri büyüklüğünü de konuştuk ya. Evet. Yani miyomun bulunduğu bölge, yine sayısı, cinsi bunlar önemli midir? Üreme sağlığında bir olumsuz sonuç doğurması için. Bize çocuk isteğiyle başvuran çiftlerde, kadınlarda gördüğümüz %50
2-3 gibi kadının miyom nedeniyle kısır olduğudur. Dolayısıyla yani sadece %2-3'ü miyomların infertiliteye sebep olur. Sizin de demin dediğiniz, bahsettiğiniz gibi miyomların özellikle tüplerin girişlerinde, tüplere bası yapan şekilde olması, tabii ki spermle yumurtanın buluşmasını sağlayan organ tüp olduğu için tüp fonksiyonunun yitirmesine neden olduğundan maalesef doğurganlığı bozabilir. Bazen de rahmin demin bahsettiğimiz iç tabakası, endometriyuma bası yapan submukozal miyomları olduğu zaman da bebeğin tutunmasına engel olabilir. Dolayısıyla bu iki tip dışında çoğunlukla infertilite sebebi olmaz miyomlar. Bazen gebeliğe engel olan bir tip de rahim ağzını kapatan miyomlardır. Burada da yine spermle yumurta buluşamayacağı için daha zor gebe kalır bu hastalar ve hepsinin de tedavisi mevcuttur. Peki bu saydığınız 3 çeşit faktör, miyom, nasıl, hangi yöntemlerle tedavi ediliyor? Sonuçta tedavi sonrasında herhalde anne olmayı arzulayan kadınlar tüp bebeğe gerek duymadan bebek sahibi olabiliyorlardır büyük ihtimalle herhalde. Tabii ki. Özellikle rahmin içinde bası varsa biz histeroskopi dediğimiz kamerayla rahmin içine girerek herhangi bir kesi yapmadan hastanın karnında sadece o rahmin içine doğru bası yapan miyomu çıkarıp patolojiye gönderebiliyoruz. Keza eğer tüplere bir bası varsa yine rahmi korumaya özen göstererek laparoskopik olarak göbekten girip yine kamerayla sadece o miyomu çıkardığımızda sonra hastaya iyileşme süresi olarak gebe kalma mühleti 4-5 ay veriyoruz. Çünkü o rahmin dokusunun, kas dokusunun tekrardan bebek taşımaya uygun hale gelmesi için 4-5 ay dinlenmesi gerekiyor. Ondan sonrasında tekrardan kendileri 6 ay falan tüpte çocuk için denemeye öneriyoruz. Gebe kalmaları durumunda mutlu oluyoruz. Alamazlarsa biz devreye giriyoruz. Şimdi miyomların alınmasında normal illa üreme sağlığıyla ilgili değil. Yani miyom tedavisine yaklaşımı öğrenmek istiyorum. Her miyomun çıkartılması gerekir mi? Bazı miyomlar kendiliğinden zamanla küçülebilir mi? Ya da hiç müdahale etmediğiniz miyomlar var mıdır? Hangi miyomların ameliyatla çıkartılması gerekir? Hastanın öyküsü çok önemlidir. Mesela hasta kontrolünde ben 3 santimlik bir miyom saptadım ve eski bir hastam. Daha önceden de 3 santim olduğunu, yani giderek yavaş yavaş büyüdüğünü biliyorum. O zaman hiç panik yapmadan bunu, çocuk isteği yoksa, şu anda herhangi bir rutin hayatı varsa ben 6 ayda bir, 8 ayda bir jinekolojik takip öneriyorum sadece. Ama mesela hastanın bize geliş sebebi tekrarlayan düşüklerse ya da çocuk isteği ise ve miyom saptamışsam ve boyutu da 4-5 santimin üstündeyse gebelik de zaten büyüme riski olduğu için bunların öncesinde çıkarılması daha mantıklı. Çünkü bebeği kaybettikten sonra o aile çok üzülüyor haklı olarak. Doğru. Peki laparoskopik cerrahiyi biraz konuşmak istiyorum. Miyomların çıkartılmasında ne gibi avantajlar getiriyor? Nasıl uygulanıyor? Hastaların hastanede yatması gerekiyor mu? Eskiden kapalı ameliyatlar bu kadar yaygınlaşmadan önceki döneme göre getirdiği, sunduğu kolaylıklar neler? Biz özellikle üreme sağlığıyla uğraşan kadın hastalıkları ve doğum uzmanları olarak genelde %99'umuz kapalı cerrahi tercih ediyoruz. Çünkü hastanın karnının açılması demek hem iyileşme süresinin uzaması demek, hem ameliyat sonrası ağrı ve bir takım uğraşma komplikasyonların artması demek. Ve en önemlisi de etraf çevre dokulara yapışıklıklarla bu hastanın doğurganlığının daha da bozulması demek. Dolayısıyla biz endoskopik olarak, yani laparoskopi yöntemiyle göbekten girerek ve üremeyi koruyacak şekilde, yani tüplere hiçbir zarar gelmeyecek, yumurtalıklar tamamen koruma altındayken miyomları tek tek çıkarmayı tercih ediyoruz. Bunun en büyük avantajı, hasta en fazla bir gece yatarak hastanede, ertesi gün hemen taburcu ediliyor. O akşam 6 saat içinde ayağa kalkıp istediğini yemeye başlıyor. Dolayısıyla konfor açısından çok daha hastalara avantajlı bir yöntem. Şimdi tam tersi bir soru sorayım. Miyomlar bazen alındığında üreme sağlığına olumlu bir etki de bulunarak bebek sahibi yapabiliyor çiftleri. Bazen de tam tersi söz konusu olabilir mi? Miyomların çıkartılması kısırlık sebebi olarak karşınıza çıktığı durumlar oluyor mu?
Kesinlikle Esra. Şöyle, evet. Mesela tüplere yakın olan miyomlar fark edilmeden çıkarıldığında eğer cerrahın bu konudaki deneyimi de azsa maalesef tüplere zarar vermesi demek. Hidrosalpinks, yani o tüplerin devre dışı kalması ve belki de doğurgan olan bir kadının infertil olup, kısır olup bize ihtiyaç duymasına neden olabiliyor. Yine rahmin içindeki o miyomlar çıkarılırken adet tabakası, yani bebeğin de tutunacağı bir tabaka olduğu için bu. Onun aşırı kazınması yine bir takım yapışıklıklara sebep olarak ileride bu kadının gebe kalamamasının bir sebebi olabiliyor. Hep söylüyorum, yani özellikle kapalı cerrahilerde cerrahın deneyimi ve özellikle üreme sağlığıyla uğraşması çok önemli. Şimdi artık son sorumu soracağım. Sohbetimizin sonuna geldik. Bir kadında miyomu çıkarttınız, miyom ameliyatı oldu ve belli bir süre sonra tekrar yeniden aynı bölgede, aynı yerde miyomun görülme oluşma ihtimali bulunuyor mu? Evet, yani potansiyel olarak kadın menopoza girene kadar aynı yerden değildir. Eğer cerrahi çok başarılı geçtiyse, ama yan dokularda, kas tabakasında yine onun kökü varsa bir şekilde yıllar içinde görülme riski maalesef bulunmaktadır. Yine biz cerrahi sırasında hastayı gördüğümüzde elimizden gelen bütün miyomları toplamaya çalışıyoruz ama bir santimin altındaki olan miyomları çok ellemiyoruz. Çok ufak oldukları için, çünkü o da kanayıp hastada cerrahi risk arttıracağı için. Dolayısıyla bunlar da yıllar içinde tekrardan büyüyüp miyoma neden olabilir. Ama genelde şikayet veren miyomların tümü cerrahi olarak sonlandırdıysa bir daha onun görülmeme ihtimali çok yüksek. Operatör Doktor Hande Akbaş, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağlığım için her şeyde miyomlar konusunda merak edilenleri detaylı olarak anlattığınız için ağzınıza sağlık. Sizin de çok teşekkürler Esra.